Merhaba arkadaşlar, ben Sezer. Bu videoda bu küpün, küp de değil aslında, yarım küp gibi bir şey, Geomagic küp. Aslında bunun 3 tane modeli var, A, B, C diye. Bu B oluyor, bu şekilde duruyor. A olan, yani şöyle L gibi değil de Z gibi yapmışlar. Şöyle alttan iniyor falan, böyle değişik çapraz gidiyor. A ve A modeli. Bu B. Bir de C modeli var. C'de de şöyle, şurası kapanmış. Burası böyle komple kapanmış. Bu top ortada kalıyor yine ama böyle kapanmış. Burada sadece iki kısım kapanmış. C'de 3 kısım kapanmış. Bu B modeli. Ha, transparant. Bayağı böyle içi de görünebilen. Farklı güzel bir küp. Geomagic B. Ortadaki merkez gözüküyor. İşte top var. Şöyle dönüyor falan. Üst kısım, alt kısım. Ne oldu? Bozduk mu? Yok, bozmadık. Normal bitmiş hali bu yani. Bunun nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Aslında anlatacak bir şey de pek fazla yok bununla ilgili ama yine de çeşit olsun. Yani nerede o? Şundan göstersek nasıl duruyor? Şöyle. Hatta şöyle tutsak. Böyle. Beyaz üstte. Şurası da beyaz kabul edeceğiz. Önde yeşil, altta sarı, sağda kırmızı, solda turuncu, arkada mavi. Renk uyumu doğru. Bu da böyle bir küp. Bunu bir karıştırıp çözmeye çalışalım. Şimdi beyazdan başlarsak, beyazlar burası. Beyazdan başlarsak sona sarılar kalıyor. Sarılarda sadece şurada bir şöyle bir kenar parçası kalmış, yani kenarı kalmış. Diğer hiçbir sarı yok. Veya işte kırmızıdan başlarsak sona turuncular kalır. Biz bir karıştıralım. Yani nasıl çözersek çözelim. Zaten çok basit, kolay. 3x3'ün aynısı, hiçbir farklılığı yok. Bu da böyle farklı bir küp yine. Sıra dışı bir küp. Bunu bir karıştıralım. Çok hafif ve çok bol bir küp. Zaten küpün %75'i yok neredeyse. Şöyle bir karıştıralım. Her yerde boşluk kalıyor. Neyse, şöyle bir karıştırdık diyelim ki bu karışmış hali olsun. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu aynı 3x3 gibi çözeceğiz. Bir değişiklik yok, hiçbir farklılık yok. Bir renk belirleyeceğiz, oradan başlayacağız. Beyazların hepsi vardı, o yüzden beyazlardan mı başlasak? Kameradan da gözükmüyor, şöyle dışarıdan mı? Bakalım. Neyse, beyazın merkezi burası, beyazın merkezi var. Merkezin etrafından gidelim, artı yapalım. Şurada bir beyaz kırmızı var, bunun karşısında beyaz turuncu gelecek. Beyaz turuncu burada. Artıyı yapmaya çalışıyoruz. Beyaz kırmızı oldu. Karşısında beyaz turuncu. Şeffaf olduğu için içi de gözüküyor. Transparant deniyor buna. Beyaz turuncu. Şurada beyaz yeşil parça olması lazım. Yani şu. Artının şöyle bir ucu oldu şu anda. Buraya beyaz yeşilin karşısında beyaz maviyi getirelim. Şöyle artıyı yaptık. Köşelere çalışalım. Şu an şu köşeyi yapmaya çalışıyorum. Ne oldu? Şu köşeye bakalım. Ha, iki köşe yerleştirecek. Şöyle bir çıkartalım bunu. Bozduk mu?
köşe beyaz, ne bu? Beyaz, yeşil, kırmızı. Buraya gelecek. Aşağı, sol, yukarı, sağ yapalım. Yok, ters getirdik. Pardon, ters, yanlış yere koyduk. 50 de olmuyor ki. Bu köşeye getirecekti. Çünkü yeşil burada, kırmızı burada. Beyaz, kırmızı, yeşil burada olmalıydı. Yani böyle. Bunun da yönü değişmesi gerekiyor. Beyaz, turuncu, yeşil. Bunun yönünü değiştirirsek olmuş olur. Yine aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak yönünü değiştirdik. Bu da oldu. Şuraya beyaz, turuncu, mavi gelecek. Yani şu parça. Yine aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak. Sağa da gerek yok da yine de yapalım. Beyazları bu şekilde yapmış olduk. Kenarları da olmuş oldu. Şimdi orta parçaları yapıyorduk. Şu zaten merkez parçası, tam denk geldi. Başka da merkez parçası yok buralarda. Ama nasıldı bu? Yeşil, turuncu. Parça herhalde buraya gelecek. Ama şuradan gelecek. Çünkü yeşil buraya denk geliyor. Yeşil turuncuyu buraya getirmeyi deneyelim. Alt sağ. Yaptığımız klasik algoritma. Alt sağ. Sol aşağı. Alt sola. Sol yukarı. Alt sola. Ön sola. Alt sağ. Ön sağ, evet. Yeşil turuncuyu getirdik. Buraya aitti çünkü. Şimdi bakalım. Şimdi zaten başka parça kalmadı. Yani şuralara getireceğimiz başka parça kalmadı. Üste 4 tane parça kaldı. Hatta 4 de değil. 3 tane. 3 tane parça kaldı. Bunları doğru yere getirelim. Bunlar sarı parça zaten. Hepsi sarı renk içeriyor. Hepsi sarı renk içeriyor. Bunu bir düzeltmeye çalışalım. Nasıl düzelteceğiz? Neyin nerede durması lazım? Renk uyumunu bilirsek daha kolay yaparız. Mesela sarı, turuncu, yeşil. Burası yeşil, burası turuncu. Üstü de sarı olduğu için bu doğru yerde. Turuncu burası, mavi burası, sarı üstü. Bu da doğru yerde. Ama üstte turuncu, sarı bu tarafa bakıyor. Bu doğru yerde değil. Ha, şu kenar parçası. Şöyle artının ucu. Bu. Bunlar köşe parçası. Bu artının ucu olduğu için sanki burada artı yapıyormuşuz gibi sarıyı yukarı baktırmamız gerekiyor. Yani artı algoritmasını yapacağız aslında. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Ne oldu? Bozduk mu? Bozduk. Bayağı ilginç oldu. Nasıl yapıyorduk ki bunu? Şöyle. 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 Ve şöyle. Ben şunu yukarı çıkartamadım değil mi? Bir dakika, şöyle tutuyorduk ya bunu. Şu an şuradaki parça bu. Yok, burası da olmadı. Bir dakika, burada bir anormallik var. Bir anormallik var. Mavi, turuncu. Şu yanlış yere denk geldi. Turuncu nerede? Burada. Turuncu, yeşil. Ha, şu da yanlış yerde. Bunu buradan çıkartalım. Sola, sola, aşağı, sağ yukarı. Galiba. Mavi turuncu buraya gelmeli. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Tamam, böyleydi. Heh, şimdi tamam, sarı doğru denk geldi. Uğraşmak zorunda kalmayacağız.
Şu şöyle. Sarı turuncu, şuradaki sarı turuncu parça burada bu oluyor. Şu iki köşe yok. Bu iki köşe var. Buradaki sarı, mavi, kırmızı şu oluyor. Bu köşe. Buradaki turuncu ve sarı yeşil de ne oluyor? Şu oluyor. Bu köşe. Neyse şimdi bakalım. Doğru yerde olan var mı? Ona bakıyorduk. Şu durumda doğru yerde olan yok. O zaman şurayı doğru yer kabul edelim. Buradan bir yapalım. Sağ yukarı. Çok basit ama şeyler olmayınca, parçalar olmayınca biraz kafa karıştırıyor. Her zaman yaptığımız tipi bile yapamayabiliyoruz yani. Heh, bu doğru yere geldi. Turuncu burası, mavi burası, sarı burası. Bunu doğru yerde kabul ediyoruz. Şunu buraya getireceğiz. O yüzden şuradan algoritma yapıyoruz. Köşe değiştirme algoritması. Üst sağ. Sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Bu zaten doğru yerde. Bir daha yaparsak bu buraya gelecek. Yine buradan yapıyoruz. Üst sağ. Karıştırmamaya dikkat ederek tabi. Üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, sol aşağı. Tamam, bu da geldi. Şimdi bunu aşağı sol yukarı sağ yaptırmak gerekecek. Çünkü yönü farklı bunun. Sarıyı yukarı baktırmak gerekecek. Şöyle diyeyim. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Geldi. Ama burayı bozduk. Şimdi bunu bir tur çeviriyoruz. Sanki burada bir küp varmış gibi, bir parça varmış gibi aşağı sol yukarı sağ yaptırarak şurayı düzeltmemiz gerekiyor. Var diye kabul edelim. Aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Tamam, burada varmış da yapmışız gibi kabul ediyoruz. Burası da düzelmiş oldu. Şu kısmı da düzeltiyoruz. Böyle, bu kadar. Böyle farklı, değişik, güzel, eğlenceli bir küp. Hayal gücünüzde buradaki parçalar varmış gibi hareket etmek gerekiyor. Ama güzel duruyor yani, kötü durmuyor. Geomagic B modeli böyle. A'da şöyle L şeklinde değil de çapraz duruyor. Böyle geliyor. C'de de kutu içinde. Şurada da bir parça var şöyle. Şurası komple kapalı. Bu ne be? Bu küp de böyle çözülüyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.